Merhaba arkadaşlar. En başarılı borsa kanalına hoş geldiniz. NLP ile borsada başarılı olabileceğimizi anlatan bir video çekmiştik. Şimdi bu NLP ile işte başarılı olmak için örnek çalışmalara başlıyoruz. Bugün borsa gündemde çıkan milyarder borsacının yatırım stratejisi. arkadaşlar bunu anlatmak istiyorum, incelemek istiyorum. John arkadaşlar fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. 1930'daki e, ABD krizinde yatırımlar yaparak çok başarılar elde etmiş. Amerika'daki yatırımlarda çok vergi vermemek için kaçmış. Yani ayrılmış Amerika'da İngiltere'ye yerleşmiş. Orada eee Kraliçe, bir takım Elizabeth'e hediyeler, rüşvetler artık ne vermişse vermiş. Şualiye ilan edilmiş. Şualiye yapılmış 1987 yılında. Çok büyük başarılar kazanmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vakıf kurmuş, şudur budur. Neredeyse bu Amerikalılar borsada çok başarılı oluyor. Evet bunun e, yatırım üzerindeki sözlerini paylaşmak istiyorum, okumak istiyorum. Boğa piyasaları karamsarlıkta doğar. Kuşkuyla büyür, iyimserlikle olgunlaşır ve da ölür. Ya bu cümle gerçekten kendi içinde çok derin anlamlar ifade ediyor. Yani karanlıkta doğar derken herkes borsa kötüdür derken birileri orada malı topluyor. Acaba yükselir mi borsa? Hisse gider mi, gitmez derken yükselmeye başlıyor boğa piyasası. Boğa yükselen piyasa demek. Ee, herkes iyi tamam işte yoluna girdiğiniz zaman olgunlaşıyor. O uçuyoruz dediğimiz zaman o alttan alanlar işte malı satıyor ve boğa piyasası bitiyor. Ayı piyasası başlıyor. Ayı piyasası da bunun tam tersi. Yani herkes borsa uçacak gidecek derken e, Türkiye'de en çok bu Aselsan'da yaşandı. O 45 liralardayken herkes Aselsan'a saldırırken Aselsan'ın işi bitti. Ayı piyasasına girdi. 47'den şu an 16'ya kadar düştü geçen yani bu yıl içinde. Şu an 10, 19 TL. Yani 50 lira nerede? 19, 16 TL nerede? O 3'te 1 fiyatına geldi. %60'ını kaybetti. Ama 4 yıl önce 3 lira 5 lirayken 3 liraymış. Bir grafikte gösterelim. Alsesan arkadaşlar. Bu ayı piyasasına bua piyasasına internet yavaş niye gelmiyor ki ben anlamadım ya. Ne zaman videoyu çekmek istesem bir neyse zaten herkes Asesan'ı biliyor arkadaşlar. Bir sorun oluyor. Maksimum karamsarlık olduğunda alım zamanı diyor. Yani herkes artık borsadan adam olmaz dediği zaman e, hisse alabilirsiniz diyor. Maksimum iyimserlikte işte geçen sene bunu yaşadık arkadaşlar. Daha doğrusu 2 yıl önce 2017 idi sanırım. O 5 Nisan kararlarında borsa uça borsa 120 bindi. Biz 150 bin ola piyasa herkes 150 bin olacak derken pat bir verdiler veriş o veriş 83 bina kadar geldik. Maksimum iyimserlikte satım zamanı gelmiştir. Sürüden daha iyi performans göstermek istiyorsanız onlardan farklı şeyler yapmalısınız. İşte benim çektiğim videoları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hisseler dipteyken hisseler uzun vadeli gelecek vade ediyorsa e, onları analiz ediyorum. Orta uzun vadede 1 yıl, 2-3 yıl içinde gideceğini varsayıyorum. Ama kısa sürede güzel primler yapınca da satılır yani. E, ayrı bir dava. Fakat bunlar yani büyük adamlar çok para kazanan insanların stratejisi benimki gibi değil. Çoğu işte Twitter'daki uygulamaları görüyorum. Twitter'da arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 2928 kişi takip ediyorum. Tabi bunlar hepsi borsa ile ilgili değil ama borsa, borsada da çoğu insanı takip ediyorum. Herkes Anlık grafik üzerinde %3-5'i yakalamanın derdinde. Herkes değmeyelim de %80'i, %90'ı bu doğrultuda hareket ediyor. Türkiye'deki küçük yatırımlar gördüğüm kadarıyla. İşte bizim onlardan farklı olarak bir hisseyi dipten alıp sabırla beklememiz lazım. Benim şeyim bu. Kendi geldiğim son bilinç noktası bu. Fakat bu milyarder John Efendi de aynı şeyi söylüyor sürüden farklı yapın diyor. Farklı uygulama yapın. Başkaları umutsuzca satıyorken almak, başkaları aç gözlülükle alıyorken satmak büyük bir cesaret gerektirir ve en büyük kazancı sağlartır. Evet bunu söylemesi çok kolay. Böyle okurken de kolay oluyor da uygulaması çok zor. Örneğin endeks 83 binken ben Viyop'tan yukarı oynadım. Gerçekten yukarı gideceğine inanıyordum. Ama korku da var. İşte uzman diye takip ettim bazı insanlar buraya kırdı 70'e gidecek deyince bir birazcık karı gördüm hemen sattım endeks 104 bin oldu yani yüzde 150 kazanacakken kaybettim. İşte 6. aydan bu yana şey yapıyorum yani kardan kaybettim derken satış yaptım long pozisyonlarımı kapatmıştım. Altıncı aydan bu yana analiz ettiğim birinci ikinci bilançoya göre hisselerin gideceğini düşünüyorum. Ama işte herkes dolar uçacak, borsa çakılacak derken hisselerimizi sattık yine kaybettik. Yani başkaları umutsuzluk aşılıyorken sen kendi inandığın yöne, inandığın yöne yatırım yapmak büyük bir cesaret gerekiyor. Büyük bir tecrübe ve özgüven gerektiriyor. Yani biz bunları yaşadıkça şimdi işte ver o yüzden satmıyorum. Herkes eleştiri de yapsa kulaklarımı tıkadım bu acı tecrübeleri yaşay yaşaya işte bu o zaman bu adamın 3 numarada denilen şey e, uygulamak yani okuması kolay uygulaması çok zor. Çok para harcayanlar eninde sonunda tutumların kölesi olurlar, tutumluların. Evet genelde dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Parası olan, parası olmayanları sömürüyor. O yüzden kazandığımız paraları son model cep telefonlara, son model lüks evlere, arabalara olacağına o zengin baba, fakir bab baba modelinde olduğu gibi kar getiren, biz uyurken bile bize para kazandıracak olan işlere yönlendirmemiz gerekir. Yoksa kazandığın her parayı elbiseye ver, işte lükse ver, tüketimin sonu yok. Sürekli araba modelini yükselt, sürekli evi değiştir. Bu şekilde üreten bir ülke olamayız kazanan bireyler de olamayız. Evet bir aynı bu riski dağıtma denir 5 numarada. Yani bütün parayı aynı hisseye bağlamak, aynı enstrümanla bağlamak yanlış. O yüzden altın, viyop, hisse, gayrimenkul, ev alıp kiraya vermek ne bileyim dükkan, değişik şeylere yatırım yapmak daha mantıklıdır diyor. Bir şeyi gerçekten yapmak isteyen biri bir yol bulur. Diğerleri ise sadece mazeret üretir. Evet bu konuya çok değinen insanlar var. Bütün başarılı ol, olmuş insanlar, yani herkes eli cebinde çok rahat rahat başarı merdivenlerini tırmanmamıştır. Herkesin kendine göre mücadele ettiği, zor günler geçirdiği, zorda kaldığı zamanları vardır. Herkesin arkasında babaları, dedeleri, dayıları olduğu için başarılı olmamıştır. Başarılı olan insanların en kötü yüzde %50'si kendi gayretleriyle, kendi alın terleriyle, kendi çalışmalarıyla başarılı olmuştur. İşte benim çok param yok ki ben borsaya yatırayım, zengin olayım. Senin çok paran yok da o zaman çok para kazanma yolunu bulacaksın. Bakın ben e, gerçekten zordaydım. Çünkü üniversite bir de evlendim. İki çocukla üniversiteyi bitirdim. Ve bunu e, başarırken kimselerden destek almadım doğru dürüst. Bir abimden borç para alıyordum. Yani hibe değil de borç para. E, nasıl başardım? Çevremi gözlemliyordum. Para kazanmaya ihtiyacım vardı. E, i̇şte bir yazın gittim e, Mersin'den Eskişehir'e bir iş buldum. Toprak mahsulleri ofisinde hamallık yaptım. İşte bir ara bir baktım biri su büreyi satıyor. Burada balıkçı limanı var, balıkçıların. Gece dörtte, yani sabaha karşı dörtte gidip o börekleri alıp e, yürüyerek yarım saatli yolda limana götürdüm. Balıkçılar geliyordu, onlara sattım. E, bir kişinin e, günlük ümiyesi bugün 100 lira, 70 lira. İşte ben iki ümiye kazanıyordum, 3-4 saatte. Saat 9'da gelip üniversiteye gidiyordum. Yani bu şekilde kendim çevremi gözlemleyerek, şartlarımı zorlayarak bak gece, sabahın dördünde kalkıp gece sabahın dokuzuna kadar iki yomiye kazanabiliyordum. mesela ben birisiyle sohbet ettim. gece petrolün yanında şey satıyor, kestane satıyor. E, nerede oturuyorsun? Çağdaş kentte oturuyorsun. Dedi ki orada benim villa var. E, almak ister misin? Yani konu nereden oraya geldi bilmiyorum. Abi dedim sen kestaneyle villan mı aldın? Evet dedi. Yani gece beşten sonra gidip çarşının yakını bir yerde, yani gelip geçen insanların çok olduğu bir yerde kestane satara adam villa almıştı. Onun için arkadaşlar bir para ihtiyaç hissediyorsanız ağlamak, sızlamak yerine bir şeyler satmak, bir şeylerin ticaretini yapmanın yolunu bulacaksınız. Etrafınızı gözlemleyeceksiniz. Yardım isteyebileceğiniz yerlerden yardım isteyeceksiniz. Para kazanılacak işlerden birazcık para kazanıp Mesela ben üniversiteyi bitirdiğimde, üniversite dördü, hiç param yok. Ya bir arkadaştan yardım istedim. Dedim ki, e, yani para kazanmam lazım. İran'dan dedi vazolar getirmiş birisi dedi Tarsus'ta satamıyor. Sana versin götürsün götür sat sonra parasını verirsin. Tamam dedim yani ben satamam kırılır şu bahaneler değil. Cebimde sadece 5 TL var. 5 TL araba aradım Arkadaşlarının el arabası kimden var dedim. Ee, bir el arabası buldum 10 TL dedi O zaman 97'den bahsediyorum ee, 98'de ee, 10 TL dedi ya Cebimde 5 lira var 5 lira verdim dedim gerisini de sonra getireyim Neyse ikna ettik Arabayı aldım Hava da çok sıcak yazın Sabah 9-11 arası çıkıyorum Mahallelerde geziyorum 10 kuruşa almışız vazoyu. 1 lira diyorum, 2 lira diyorum. E bayanlar geliyor, beğeniyor vitrinlere koymak için. 50 kuruş olmaz mı? Olur, kırmıyordum. 5 tane alıyordu. Başka biri 3 tane 2 liraya olmaz mı? Olur. Başka biri 2 tane 1 liraya olmaz mı? Olur. Kimseyi kırmıyordum. Bir kamyon vazo bitirdim o yazın. Ve ben hep kıyaslamayı inşaat işçileriyle yapardım. Şu an inşaat yumuyası 1 lira. Ben yine Sabah 2 saat, öğlenden sonra 3-5 arası 2 saat çalışarak, günde 4 saat çalışarak 2 yomiye, 3 yomiye yani 200-300 lirayı vazu satarak kazandım. Ve onların parasını ödedim, arabanın parasını ödedim. Param oldu, keyfim yerine geldi. Şey yaptım... E Bitti vazolar ne satacağım derken Bit pazarında dolaşırken bu yapay Çiçekler güller gördüm kaç lira 3-5 tane geldim vazolar azalırken Onları da vazoların yanına koydum Bu sefer Çiçek satmaya başladım o yazı öyle Geçirdim Atanana kadar Üniversite birdeyken bir arkadaşımla Ortaklaşa Sebze satalım dedik Halden sebze aldık götürdük Günde ben bir ton bir buçuk ton Sebze satıyorum her hafta bir cumhuriyet altını alıyordum. Ya iki ayda bir baktım para çok. Bir arsa aldım 5000 bin dolara. O zaman arsalar ucuzdu tabi. Sonra o 90 bu dediğim süre 93 94'tü herhalde. Bir şeyler oldu dolar uçtu ama arsa o kadar uçmadı. 5000 bin dolara aldığım şeyi 3000 bin dolara sattım ama Türk parası olarak yine kardaydım yani. Çünkü öğrencisin paran yok Çaresi yok. Bir yerden para gelmesi lazım. Elimizdekini sattık. Her zaman kafa basmıyor işte. Denk gelmiyor. Ya da farklı bir iş mi yapmak istedim bilmiyorum. Bir şeyler oldu. Arsayı sattık. Arsayı satmasaydık şu an 300-500 bin liraydı. O aldım arsanın ki şu an konumu en az 300 lira. Onun için arkadaşlar yani ağlamak gerçekten çözüm değil. Para ihtiyacınız varsa Yomiye ile ücretli çalışarak, asgari ücretle çalışarak da bir yere varamazsınız. Gerekirse akşam çıkıp bir şeyler yapacaksınız. İşte benim bir tanımadık arkadaş yine işte hafta sonları servis yapıyor. Bir yerlere araba sürüyor, gazete dağıtıyor, bir şeyler yapıyor, kargo götürüyor. Yani insanlar zorda olduğu zaman bir şey gerçekten yapmak istiyorsan, ekstra para kazanmak istiyorsan kazanırsın. Borsada da böyle. En pahalı dört kelime bu sefer farklı olacaktır diyor. Bu sefer farklı olacaktır borsada. Yani bu sefer kazanacağım deyip daha riskli alışırsanız herhalde bunu demek istiyor. Emin olmadan büyük risk almamak lazım. Değere odaklanın. Çünkü birçok yatırımcı hedeflere ve trendlere odaklanır. Evet, bu da değer yatırımcısıymış. Diğer Warren Buffett gibi. Yani ucuz hisseyi. Yani değeri yüksek ama keşfedilmemiş, henüz gitmemiş olan hisseyi alıp 3-5-10 kat oluncaya kadar beklemek. Dikkat edeyim kadarıyla bunların hepsinin ortak noktası bu. Bizim de Türkiye yatırımcısı olarak kendi adıma söyleyeyim. Ben zaten bu değer yatırımcısı olmayı yeni öğrendim. Hala da başarılı de, ya başarılı derken alıp bekleyeme sabrım yok. Ama bundan başka çare de yok. Yani iyi hisseleri ha bir seferde atıyorum 50 bin liralık hisse almak yerine iyi bir hisseyi 5 bin liralık al düştükçe al düştükçe al sürekli bekle. 3-5 yıl bekle 5-10 kat olduğunda sat. İşte 50 bin liranın o zaman 500 bin oluyor. 5-10 kat 5-10 kat bu demek. Onun için bu değer yatırımcısı olmayı başarmamız lazım. Evet bu diğer aynı şey. Hata yapmakla başarısız biri olmak arasında fark vardır. Hayatta çok az şey en az bir kere de hatasız yapılabilir. Yani bir şey öğrenirken, çocuk nasıl yürürken, bisiklet sürerken, okuma yazmayı öğrenirken ilk defa her en başlar başlamaz mı süper oluyor? Yok, hata yapacağız. Borsada da para kaybedeceğiz. Bir ticaret yaparken de para kaybedeceğiz. Ama pes etmediğimiz sürece, hatalarımızdan ders aldığımız sürece başarılı oluruz. Evet hayatta yaptığım şey da daima faydalı sağlamalıdır. Yani boş işlerle uğraşmayın diyor. Bu da 11 numara güzel. E, i̇ş ahlaki değilse başarısız olur. Evet yaptığımız şey başkalarına zarar vermemeli. 12. madde de güzel. Evet piyasanın e, ruhunu okuyabilmek 13. madde çok çok önemli diğerlerinin duygularını yani borsa uçacak mı düşecek mi o piyasanın ruhunu okuyabilmek o diğer yatırımcı dedi ya piyasa diye ben alıyorum. Çok önemli. Yatırımlarınızı çeşitlendirin. Az önce söyledim yine geçmişti herhalde yukarıda. Yani paramız çok olduğu zaman diyelim ki 2 milyonun var 2 milyonunla ev almak doğru değil. İşte 1 milyonla borsada oyna ya 500 binle altına yatır gibi. Ya da tam tersi. Hepsini borsaya yatıracağına birazını da gayrimenkul al, birazını da altın al gibi. Evet. Merhametli ve güçlü olmak, bilgi olmak önemli. Eskiden her şey farklı günümüzde ama biz değişmiyoruz. Bakış açılarımızı okuyarak az önce zaten NLP'yi bunun için açmıştım. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Çoğu Türk toplumu borsaya girmiyor. E finansal okur yazar olmaya çalışmıyor. E, eskisi gibi işte git diyormaydı çalış memur maaşıyla idare et 60 yaşını bekle emekli ol. Zaten emekli olmanla ölmen bir oluyor. Allah rahmet eylesin. Kendimizi geliştirmeliyiz arkadaşlar. Artık kafayı değiştirmeliyiz. Alın teriyle değil, akıl teriyle zengin olmayı öğrenmemiz lazım. Evet bu, bu kara 18. madde zaten şey yani borsa Türkiye borsasını düşünecek olursak şu an diyelim ki herkes 70 bini konuşuyor borsa düşecek uç, kaybedecek batacak deseler bile yabancılar yani borsa 3000 puandayken de endeks 3000'deyken de %65 yabancılardaydı 120 de yabancılardaydı 90 de yabancılardaydı 60 bine düşen de yabancılarda var. Yani yabancı çıkıp gitmiyor arkadaş. Bu borsa nereye düşerse düşsün. Hisse böyle bir şey. Hissenin daha önce de değinmiştim. Hissenin avantajı o. 10 yılda gelse diyelim ki 100 liraya aldığın şey 10 kuruşa geldi. O hisse yani firma batıp anahtarı kapatmadığı sürece hisse geri çıkacaktır. Borsa geri çıkacaktır. O yüzden kar eden sektörel olarak geleceği bitmeyen olan firmaları korkusuzca alıp bekleyebiliriz. Ama ben demiyorum ki hani strateji kullanma rastgele gözünü kapalı git hisse al demiyorum. Ama yani hisse aldın diyelim ki yakalandın. Ben zararla sat, stop loss bana aptalca geliyor. De, iyi bir hisse almışsan bütün parayla zaten alma diyoruz. 10 hisse al, 20 hisse al diyoruz parana göre. 3 hisseyle al, başla. Yani 10 bin lira var 5 bin liralık bir hisse aldım. Ya %20 düştü. Niye stop olasılığı olacaksın? %20 iskont oluyor, git bir daha al. Eğer gerçekten inanıyorsan. O yüzden hani korkusuzca oynamak tecrübe gerektirir. İnanç gerektirir. Bilgi gerektirir. Buna sahip olmak için de okumak, araştırmak, körü körüne yatırım yapmamak. Bu, bu bununla olabilir. Evet. Küresel ucuz ve kalabalık ters kelimeler. Evet. Yani diğerlerinin bittik dediği yerde alırsanız kazanırsınız. Diğerlerine uçtuk, uçacağız dediği yerde satarsanız tekrar en düşüşü beklerseniz yine kazanırsınız. Bu çok önemli. Yani sürekli borsa oynamak zorunda değiliz. Ben ben hisselerimi sattım. Tamam üzülüyorum. 20-30 bin lira karı kaçırdım ama geri dönüp saldırmıyorum, almıyorum bekliyorum. Acelem yok. Param boşta bekliyor orada. Viop'ta ufak ufak oyalanıyorum. Ne zaman düşerse o zaman alırım. 3 aydan 3 aya yeni bilançolar açıklanıyor. bu bilançolar iyi geleni bundan sonraki yani 3 ayda alırım. borsada da böyle bazen düşüş trendi devam eder. işte ayı piyasası uzun süre devam eder. 2 3 yıl, 1 yıl neyse. Bazen ayı eee boğa piyasası devam eder. O yüzden umutsuz olmaya gerek yok. Her zaman borsa oynamaya gerek yok. Ama borsasız da zengin olmak mümkün değil. Hiç ek bir işiniz yani bu borsa sizin işiniz değilse ek bir iş olarak bunu yapıyorsanız maaşla zengin olamazsınız. Yani benim tahminim böyle. Tabi zenginlikten kastettiğiniz şey değişir. Kimi 100 bin lirayı zengin sayıyor. Kimi 100 milyonu zengin saymıyor. Ben milyon dolarlardan bahsediyorum. Böyle bir zenginlik çok iyi bir borsacı olmakla mümkündür. Bu maaşla falan olacak bir iş değil. Evet arkadaşlar, bugün milyarder borsacının John Templeton, bunu okuyamıyorum arkadaşlar İngilizcesi. Platin yani. John efendinin stratejilerini irdeledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.